Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kumkağıtımla geldim. Kumkağıt meyvesini birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Hatta birçoğunuzun evlerinde, balkonlarında severek yetiştirdiğimiz bir meyvedir. Turunçgil ailesindendir. Mandalina ve portakal tadına yakın bir tadı vardır. Meyveleri küçüktür. Ve bakın şu anda benim kumkağıtım çiçek açmaya başladı. Neden çiçek açmaya geç başladı onu söyleyeyim arkadaşlar. Hepimizin bazen bilerek bazen bilmeyerek yaptığı bir hata var. Ben taşınma evresinde kumkağıtımın üzeri meyve doluydu. Meyveleri toplamadan buraya geldim. Ve daha bir hafta öncesine kadar üzerlerinde meyve vardı. Toplamamın sebebi de torunum üzerinden meyveleri alıp yediği için taze taze alıp yemesi için toplamamıştım. Geçen hafta üzerindeki son meyveleri aldık. Ve şu an yeniden çiçek açmaya başladı. Eğer sizler de bahçenizde kumkağıt yetiştiriyorsanız ya da saksılarınızda meyveler olgunlaştığında üzerindeki meyveleri toplayın ki kumkağıtınız bir an önce yeniden meyve vermek adına çiçek tomurcuklarını oluşturabilsin. Aslında kumkağıtın yetiştirilmesi gayet kolaydır arkadaşlar. Kumkağıt yetiştirmek istiyorsanız öncelikle bunun bir ağaç olduğunu ve bol ışığa ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bol ışık almalı, günlük 1-2 saat güneş görmesi yeterli. Fakat kapalı ortamlarda, salonlarda, bürolarda çok iyi yetişmiyor. Mutlaka hava akımı almalı. Hava akımı aldığı sürece her sene zamanı geldiğinde çiçeklerini açacak, bol bol meyve verecektir. Sizleri kesinlikle zorlamayacaktır. Bakın görüyorsunuz üstlerindeki tomurcukları da. Kumkağıtın toprağına gelelim arkadaşlar. Toprak karışımında 4'te 1 oranında kesinlikle ponza kullanmalısınız. Güzel bir bahçe toprağı, yanmış hayvan gübresi mutlaka karıştırmalısınız. Ben 4'te 1 oranında orman toprağı da karıştırıyorum. Bu 4 karışımı karıştırıp şöyle yaklaşık 8-10 litrelik bir saksıya ektim arkadaşlar. İncir ağacının hemen birazcık bölgesine gelen bir kısımda. Sabah 2 saat kadar güneş görüyor. Fakat bulunduğu ortam bakın bol aydınlık. Sulamasını da yaparken özellikle kumkağıtınızı yeni aldıysanız, çiçekçiden, seradan ve eve getirdiyseniz, seralarda biliyorsunuz bol miktarda gübre kullanılıyor. Hatta farklı gübreler kullanılabiliyor. Bu gübreleri topraktan öncelikle arındırmanız lazım arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Kumkağıtınızı sularken tamamen saksının üst kısmını suyla dolduruyorsunuz. Verdiğiniz suyun topraktan tamamen akıp gitmesini sağlamalısınız. 2-3 kez aynı işlemi tekrar ettiğinizde toprakta birikmiş olan gübre atıklarını, çünkü birikmiş olan gübre atıkları kireçlenmelere sebep oluyor toprakta. Toprağı yani resmen yıkamış oluyorsunuz. Yıkayarak arındırdıktan sonra kendiniz toprağını değiştirirken dediğim gibi yanmış hayvan gübresi, ponza, bahçe toprağı ve birazcık da orman toprağını karıştırıp güzel bir saksıya alırsanız rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz toprak değişimlerinde her zaman bir boy büyük saksıya alırız bitkilerimizi. Fakat kumkağıtta genelde hep aynı boy saksı kullanmamız gerekir. Çünkü kumkağıt ağaçları genellikle çok büyümeyen, bodur olarak yetişen türlerdir. O yüzden de çok çok fazla büyük saksılara ihtiyaç duymaz. Aynı boy saksı da rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ben kumkağıtımı uzun yıllardır yetiştiriyorum arkadaşlar. Her sene bol miktarda meyve alıyorum. İsterseniz meyveleri meyve olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz reçel olarak tüketebilirsiniz. Kabuklarıyla ya da kabuklarını soyarak da tüketebilirsiniz. Çok severek tüketebileceğiniz, sizleri üzmeyecek ve her sene size bol bol meyve verecek keyifli bir ağaççıktır diyebilirim. Bakın gayet güzel görünüyor. Hemen hemen her dalının üzerinde görüyorsunuz şöyle çiçek tomurcuklarını yapmaya başladı. Çok yakın bir zamanda da inşallah meyvelerini göreceğiz. Birçok arkadaşım kumkağıtının çiçek açmadığını söylemiş. Kapalı ortamlarda kumkağıt yetiştirmeye çalışıyorsanız kumkağıtınız çiçeklenmiyor ve meyve oluşmuyor arkadaşlar. Meyve oluşması için mutlaka hava akımında olmalı. Ağaç olduğunu unutmamamız lazım. Bodur olabilir. Fakat mutlaka hava akımında olursa sizin kumkağıtınız da zamanı geldiğinde çiçeğini açacaktır, meyvesini verecektir. Siz de inşallah afiyetle tüketeceksinizdir. Evet dostlar, benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.